Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün kanser ve hipertermi tedavisini konuşacağız. Kanserle ilgili son yıllarda oldukça fazla gelişmeler var. Akılcı ilaç tedavileri, hedefe yönelik ilaç tedavileri var. Tabii ki de bildiğimiz, kanserle ilgili en iyi bildiğimiz, en çok uygulanan tedavi yöntemleri, kemoterapi, radyoterapi hepsi bir arada uygulanabiliyor ama kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin etkinliğini arttırmak için, başarısını arttırmak için hipertermi tedavisi de artık konuşulur oldu. Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlayan bir kanser tedavi yöntemi. Bunu konuşacağız bugün yayınımızda. Kimle konuşacağız? Doçent Doktor Mutlu Demiray, Medikan ve Beylikdüzü International Hastanesi onkoloji uzmanı. Mutlu Hocam hoş geldiniz, günaydın. Kanser ve hipertermi tedavisi bugün konumuz. Yayın öncesi de biraz sohbet ettik. Hepimiz için aslında, hem basın mensupları için hem de halkımız için yeni bir kavram. Hipertermi tedavisi kanserde özellikle. Evet. Ben de merak ederim. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi kanserin oranları aslında Türkiye'de sanıyorum... Dünyada da Türkiye'de de kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenleri arasında başında geliyor kanser. Ve kanserde bizim bildiğimiz en tedavi yöntemleri radyoterapi, kemoterapi ve tabii ki de olabiliyorsa, hasta uygunsa, cerrahi yöntemlerle kanseri yok edilebiliyor. Şimdi burada kanser hipertermi tedavisine neden ihtiyaç duyulduğunu sormak istiyorum. Radyoterapi ve kemoterapi acaba kanser tedavisine yeterli değil mi diye de bir kafamda soru işareti oluşuyor aslında. Yani şöyle, zaten yeterli olsa başka bir şeye gerek kalmazdı. Yani dünya bugün, yani biz kanseri tedavi edebiliyor muyuz yeterince? Hayır, edemiyoruz. Yani bu gerçek. Evet. Herhalde bundan bir belki 20, 30, 50 yıl sonra bizim yaptığımız tedavilere bilim dünyası işte gülerek anlatacaklar. Bunu da bilmiyoruz. Yani Rabbim gösterir mi onu da bilmiyorum. Şimdi kemoterapi ve radyoterapi yeterli değil. Olmuyor zaten. Yani hastanın tümörüne radyoterapi yapıyorsunuz, tümör büyüyor. Bunu da görüyorsunuz. Yani kemoterapi yapıyorsunuz, hiçbir işe yaramıyor. Bunu da görüyorsunuz. Şimdi bunun için zaten siz söylediniz. İşte akıllı ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar. Niye bunlar gündeme geliyor? Biz kemoterapi yapıyoruz, normal hücrelere daha çok zarar veriyoruz, tümöre de bir şey yapamıyoruz. Acaba sadece tümörü etkileyebilecek ilaçlar yapalım mı? Zaten akıllılık buradan geliyor. Hani... Bütün vücut direncini düşünmeden, bütün vücuda kemoterapi ilaçları yani, sonuçta. Şimdi sizin kendi ordunuz yokken düşmanla nasıl savaşırsınız? Yani siz dışarıdan yardım alıyorsunuz, bütün her tarafınızı bombalatıyorsunuz. Ondan sonra kendi askeriniz kalmıyor. Ama şu anda hala kemoterapiden ve radyoterapiden vazgeçemiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu daha etkili hale getirmemiz lazım. Ve hedefte etkili olmasını sağlayalım. Mesela bakın, bugün hani bazen ben örnek veriyorum, savaş teknolojisiyle ilişkilidir. Bugün mesela bir füzeyi bile ısıya güdümlü atıyorsunuz. Evet. Niye? Uçağı atarken de. Şimdi o zaman biz şu andaki hipertermi tekniği olarak tümörü selektif olarak ısıtabiliyoruz. 42 dereceye kadar çıkartabiliyoruz. Mesela bununla ilgili şimdi yeni ilaçlar geliştirildi. Hedefe yönelik kemoterapi. Nasıl? Kemoterapiyi bir zar için alıyorsunuz. Bu zar 40 derecede açılıyor. Damardan veriyorsunuz. Vücut 37 olduğu için, 36,5 olduğu için açılmıyor. Selektif olarak tümörü ısıtıyorsunuz ve sadece tümörde açılıyor. Şimdi kanserin en büyük sorunu şu. Kanser hücresi bizim normal hücrelerimiz gibi değil. Farklı. Yani o savaşçı bir hücre ve zor koşullarda yaşayan bir hücre. Onun için kendisini korumaya alıyor. Ve korumanın en önemli tarafı da hücre duvarı. Normalde bir kanser hücresinin hücre duvarı 2-3 kat daha kalın, 50 ila 100 kat da daha yağlıdır. Çünkü o koşullarda, o kötü ortamda yaşayabilmesi için bu gereklidir. Siz damardan kemoterapiyi veriyorsunuz, etrafında bir asit duvar vardır. Normal hücrelerin hepsi ölüyorlar. Kan değerleri yerlerde. Tümöre hiçbir şey olmuyor. Çünkü verdiğiniz kemoterapi ilacının önce o asiti geçmesi, asiti geçerse kalın duvarı geçmesi, kalın duvarı geçip hücrenin içine girecek ve etkili olacak. Ve bir de öyle zor koşullarda ki bütün yaralarını da onarabilecek kabiliyete de sahiptir tümör hücresi. Ve onu da onaracak. Şimdi düşünüyorsunuz, ne yapabiliriz? Eğer tümörü ısıtabilirseniz, bir, kalın yağlı duvar erir. Sıcak tencereye attığınız yağ gibi. Kalın yağlı duvar erir. İki, ısıda proteinler sentezi durur. Yani onarım mekanizmaları durur.
O zaman bilim dünyası demiş ki eğer biz tümörü selektif olarak ısıtabilirsek, sadece tümörü 40 derecenin üzerine çıkartabilirseniz, o anda kemoterapi verdiğinizde kemoterapinin tümöre ulaşımı artar, tümörün içine girişi artar ve yaptığı hasar kalıcı olur. Yani artık eskisi gibi önce şunu yapalım, önce bunu yapalım değil. Hani bir sistemli gidiyordu. Mesela hekim yazıyor kemoterapi, sonra radyoterapi. Tümör küçülsün, aynı anda yapabilirseniz en etkilisi bu. Evet. Zaten şimdi radyoterapi ile kemoterapiyi biz mümkün olduğunca aynı anda vermeye çalışıyoruz. Burada bizim elimizi kolumuzu bağlayan ne? Yan etki. Ama hipertermi'nin yan etkisi de yok. Eğer doğru ehil ellerde yaparsanız radyoterapinin etkinliğini 2-3 kat arttırmaktadır. Yine Avrupa Hipertermi Derneği'nden Overgaard'ın bir sözü vardır. Bilinen en etkin radyasyon etkinliğini arttırıcı yöntem hipertermidir. Hiçbir yan etkisi olmadan 2-3 kat, 5 kata kadar daha etkili hale getirirsiniz. Şimdi o zaman kemoterapi artı hipertermi, radyoterapi artı hipertermi. Veya üçü birlikte. Veya üçü birlikte tabii yapılıyor. Ki. Şimdi üçünün birlikte bir hasta yapıldığını düşünüyorum. Evet. Hasta için çok zor bir süreç. Zor bir süreç. Zaten kanser tedavisi zorlu bir süreç ama hasta için her anlamda etkileyen, olumlu negatif etkileyen ama tabii ki de iyi olacaksa pozitif etkileyen bir şey. Burada nasıl uyguluyoruz? Hipertermi dediğimizi kemoterapi, radyoterapi verirken ayrı bir bu nasıl bir cihazdır, nasıl evet, uygulanır? Biraz bundan bahsedelim. Hipertermi ekstra bir radyo frekans, özel bir elektromanyetik sistemi oluşturan ve selektif olarak tümör dokularını ısıtabilen bir cihaz yardımıyla yapılıyor. Nasıl radyoterapi bir cihaz yardımıyla yapılıyorsa. Şimdi bunu eğer radyoterapi, kemoterapi, hipertermi beraber uyguluyorsanız bu hastada kür hedefliyorsunuz demektir. Yani bu hastayı bu kanserden kurtarmayı planlıyorsunuz. Onun için de tek vuruş ve iyi bir tedavi yapmanız lazım. Bu güzel bir stratejidir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz standart radyoterapi dozumuzu belirleniyor. Radyasyon onkolu arkadaşlarımız. Kemoterapimiz de belirleniyor. Bunlar belirlendikten sonra biz belirlenen kemoterapi zaten ben medikal onkolog olduğum için ben belirliyorum kemoterapi. Hipertermin zamanlamalarını ayarlıyorum. Hipertermi her gün yapılmaz. Eğer radyoterapi ile birlikte yapıyorsanız haftada 3 gündür. Haftada hasta 5 gün radyoterapi alır. Bu yaklaşık 1,5 aylık bir dönemdir. 6 hafta gibidir. Hasta 5 gün radyoterapi alır. Haftada 3 günde hipertermi alır. Radyoterapiden çıkıp yani ilk 2 saat içinde hipertermiye girebiliyorsa hiçbir sorun yoktur. Radyoterapiden sonra öneririz. Kemoterapiyi de seçtiğiniz tedaviye göre ağızdan hapla veya haftalık tedavilerle yapabilirsiniz. Kemoterapi ile hipertermin de zamanlamasını biz onu ayarlıyoruz. Bazen aynı anda, bazen önce kemoterapi, bazen sonra. Ama bu tedavideki en güzel taraf şu. Sadece radyoterapi ve kemoterapiye göre yan etkileriniz artmaz. Etkinliğinizde en az %30-40 artış olur başarınızda. Bu etkinlik ve başarıyı biraz açalım. Şimdi burada hedef tamamen kanseri yok etmek. Radyoterapi, evet, kemoterapi ve siz de söylediniz hipertermin üçünün bir arada yapılmasını. Evet. Biz sanki radyoterapi ve kemoterapi daha önce bir arada yaparken hedefimiz kanseri tamamen ortadan yok etmek olmuyor. Yine öyleydi. Yine öyleydi. Yine öyleydi. Yani burada beraber çok daha kesin öyle konuşuyoruz aslında. Hani şöyle, bunda başarınız daha yüksek. Yani tıpta şöyle bir şey yok. Yani ben bunları yaptım. Mesela bazen hastalarım soruyor. Garanti verebilir misin? Kusura bakma, senin yenin yok. Ben beyaz eşya üretmiyorum. Televizyon satmıyorum. Yani bunların yenisi var ama senin yok. Her insan ayrı. Onun için garanti yok. Siz bilimsel veriler doğrultusunda en etkili tedavi uygulamaya çalışıyorsunuz. Bunda mesela bir rahim ağzı kanserlerinden örnek vereyim. Sadece radyoterapi ve radyoterapi kemoterapi yaptığınızda başarınız %45 ile 60 arasında değişir. Evet. Eğer buna hipertermi ilave ederseniz başarınız %80-85'lere kadar çıkar. Bunu neyin karşılığında alıyorsunuz? Burası çok güzel. Yan etkisiz. Yani sadece radyoterapi, kemoterapi birlikte uyguladığınıza göre hipertermi etkilediğinizde yan etki yok. Şöyle söyleyeyim. Hipertermi çok yeni bir tedavi değil. Şu anda biz 13-14 yıllık sonuçları söylüyorum size. 13-14 yıl önce bu tedaviyi almış hastalarda da yan etki yok. Yani ne erken dönem ne göç dönem yan etkilerde bir artış yok. Pardon, bu çok önemli bir veri. Yani kanserde bir yarar elde edip bunun karşılığında bedel ödemiyorsanız bu en güzel şeydir. Zaten kanseri tedavi etmeye çalışmamızın amacı da bu. Akıllı ilaç, şu ilaç, bu ilaç yani yan etkisi sadece tümörü öldürebilmek. Farkında mısın? Son dönemlerde immün sisteme döndü iş. Artık kendi hücrelerimizle bunu öldürelim mi geldi.
burada da hipertermi çok önemlidir. Yaradan bile ısıyı kullanmış. Enfeksiyon olduğunuzda niye ateşiniz çıkıyor? Çünkü immün sisteminiz ateşte 38,5 derecede iki kat daha iyi çalışır. Yani vücudu koruyan, vücut savunma mekanizması evet, aslında onun için ateşiniz çıkıyor. Evet. Bugün bütün insanlık tarihi boyunca ateş tedavide kullanılmıştır. Ve hala da kullanılmaya devam etmektedir. Kanser tedavisinde hipertermi çok burada önemli. Devreye girmiş. Peki ben sorsam, radyoterapi, kemoterapi her kanser tedavisinde kullanılır. Hipertermi de söylediğinize göre her kanser türünde uygulanabiliyor. Yani bunun istisnaları var mıdır? Ya da şu kanser türlerinde daha etkili olduğu, kanser tedavisi daha etkili olduğu görülmüştür diye verimiz var mı elimizde? Şöyle, daha fazla çalışmanın yapıldığı kanser tiplerini söyleyebilirim. Yoksa kanserin hepsi aynı. Yani bugün biliyorsunuz kanseri biz PET-CT denilen bir tetkikle tespit ediyoruz. PET-CT'de sizin kanseri tespit ederken ya bu rahim kanseri ben bunu tespit etmeyeyim, akciğeri tespit edeyim, memeyi tespit etmeyeyim diye bir şey yok. Bunların ortak özellikleri var. Bu ortak özelliklerinden hareketle tespit edip kemoterapi yapıyorsunuz. Bugün eskiden mesela şöyle söyleyeyim, bazı ilaçlar işte bu meme için iyi, bu şey için iyi diye ayırırdık kolon için. Bugün mesela bizim Sağlık Bakanlığımız bile bütün bunları kaldırdı. Çünkü kemoterapi bir silah. Yani silah işte Türkleri vurur da İspanyolları vurmaz diye bir şey yok. Onun için artık bütün ilaçlar, kemoterapi ilaçları bütün tümör tiplerinde kullanılabiliyor. Hocam son olarak şunu soracağım. Herhalde kısmi olarak SGK'da hipertermi tedavisinin geri ödemesi Sağlık var. Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği bir şey. Bütün dünyada böyle. Özel sigortalar da ödüyor. Yani hani alternatif onun yerine falan değil. Çocuklarda beyne uygulanabilecek kadar da güvenli bir tedavi yöntemi. Çocuklarda beyne uygulanabilecek kadar güvenli yöntemi. Sağlık Bakanlığı'nda bunu kabul ettiğini söyleyelim. Tabii. Ve kısmi olarak geri ödemeye de aldığını Kurallar çerçevesinde aldığını söyleyelim. Biz bir tedavi seçeneğini gene izleyicilerimize sunmuş olduk. Kanser hipertermi tedavisi. Çok teşekkür ediyoruz Mutlu Hocam. Biz ayrılan süre burada bitti. İkinci bölümümüze geçeceğiz. Doçent Doktor Mutlu Demiray, Medicana International Beylikdüzü Hastanesi Onkoloji uzmanı bugün kanser ve hipertermi tedavisini konuştuk. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, programımızın ikinci bölümünde Doçent Doktor Laika Karabulut, gastroenteroloji uzmanı bizle birlikte olacak. Mide kanserini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra bir arada olacağız tekrar.